Bugün İstanbul'un nadide semtlerinden bir tanesi. Kule dibi, yani Galata Kulesi'nin oraya geldik. Özellikle de insan kalabalığı olduğu bir günde geldik. Ki biraz hem sokak fotoğrafçılığı yapalım, hem de biraz insan manzaralarından örnekler alalım dedik. Gördüğünüz gibi bol miktarda insan gelip geçiyordu ortalıktan. Yapacak bir şey yok. Bu konuda benim eşim de mutlaka söyleyecek bir şeyleri vardır. Ne diyorsun Seçil? Hayat güzel, sokakta fotoğrafçılık var. Biz de buradayız. Herkese iyi günler. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanala yeniyseniz bu kanalda fotoğrafçılıkla ve videografi ile ilgili elimden geldiğini bildiğim kadarıyla her konuya değiniyorum. Eğer bu konular beni ilgilendirir diyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bu kanalın büyümesi bu içeriklerin daha çabuk, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Galata Kulesi'ne çıkış biletlerini satın aldığınız bu güzel eski tramvayı çekmeden geçmek olmaz. Kaldı ki burada da yansımada kendim bile çıkmışım. Devam edelim karemize. Bu kareyi hatırlıyorsunuz eğer bir önceki içeriğimi izlediyseniz. Luminar'ı tarif ediyordum ben size. Luminar AI'daki düzeltmeleri bu karede size göstermiştim. Burada aslında sokağa çekmeye çalışmıştım ama cici kızlarımız pek ayrılmak istemediler ve herhalde bir sakınca yoktur. Çünkü sokağın rengi çok hoştu. Gerek buradaki grafitiler, gerek şu evin renkleri ve üzerindeki desenler çok hoş bir sokak olduğu için bu sokağı da çektim. Hani bu lensi niye seviyorum? Çünkü bu lens her zaman söylüyorum ya, bana göre en keskin lenslerden bir tanesi ve açı olarak da en kullanışlı açılardan bir tanesi. Gerçekten biraz yakınına girdiğiniz zaman göreceksiniz ki taşların bütün detayları ortaya çıkıyor. Yani inanılmaz keskin bir lens ve harikulade detayları, gözünüzün kaçıracağı detayları bu lens sayesinde kareyi çektikten sonra yakalamanıza dahi izin veren bir lensle karşı karşıyayız. Devam edelim sevgili dostlar. Bu sevgili kardeşim tabii bir şekilde insanlar para kazanmaya çalışıyor. Ne yapsınlar? Bu kardeşim de rengarenk giyinmiş. İnsanları eğlendiriyor. Onun karşılığında belki bir cep harçlığı kazanmaya çalışıyor. Bu da hoş bir doku. Bana göre insan dokusu. Bu işaretin burada aslında yeri bile yok. Ama burada olması bile ironik gelirken aslında bu çok güzel eski lambaya da içine çok güzel bir yazı yazmışlar. Devam edelim. Buradaki, bu sokaktaki hoşuma giden aslında şey bu yazı oldu. Evet, sokağın kendisi de güzel. Işık, kontrastı falan. İşte fotoğraf çeken insanlar. Bak, fakat life isn't perfect but your outfit can be. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Yani hayat mükemmel değil diyor ama giyebileceğiniz olabilir. Devam edelim. Hani söylemiştim ya ben size bir bölgenin dokusu. Bu bölgenin dokusunu yavaş yavaş bu karede görmeye başlıyoruz. Aslında bu daha yeni yapının arasından fırlayan ve fışkıran bu tarihi Galata Kulesi çok şey ifade ediyor. Bana çok şey anlatıyor. Devam edelim. Kafeleri şeyden dolayı severim. Özellikle de güzel güneşli günlerde ve böyle ahşap yapıya sahip dışarı kafeleri gerçekten çok güzeldir. Çünkü hem çok güzel renk, kontrast ve hem o dokuyu hem de insan dokusunu bir arada barındırmayı becerebilen karelerdir. Bu da hoş bir kare olmuş. Sevgili dostlar, burada bir manavval tarafı değil mi? Ama o kadar güzel renkler var ki rengarenk. Bir renk cümbüşü olduğu için bu kareyi de ben kaçırmak istemedim. Devam edelim. Burada aslında burayı çekerken çok hoş bir enstantane var. Hanımefendi burada diyor ki ben yakaladım seni, fotoğraf çekiyorsun. Evet ama hanımefendi, ben sizi çekmiyordum. Siz tesadüfen karenin içine girmiş oldunuz. Burada insanlar fotoğraf çekiyorlar. Yine aynı dokunun güzelliği devam ediyor. Bu kafede oturduk biz sevgili dostlar. Burayı tavsiye ederim. Gayet şirin, adı gibi bir kafe. İçine çok güzel böyle pasta, çörek, börek gibi şeyler var. Harikulade kahveler ikram ediyorlar. Bir yer boşalana kadar fotoğraf çekmeye devam ettik. O esnada da bu sevgili müzisyen kardeşlerimi çektim. Oğlum da müzisyen olduğu için ne kadar zor bir süreçten geçtiklerini, bir yerlere gelmenin özellikle bu ülkede ne kadar zor olduğunu bildiğimden dolayı onları da bir
kanalda bir resimlerini göstermek istedim, fotoğraflarını göstermek istedim. Daha sonra zaten sokağın ortasına çıkıp bize harikulade türkülerden nefis bir küçük konser verdiler. Evet, az önceki dokudan bahsetmiştim ya ben size. Özellikle bu sokakta, bu sahnede görüyoruz bunu. Görüyorsunuz değil mi? Osmanlı'dan kalma cumbalı evler ve Venedikliler zamanından Galata Kulesi bence harikulade renkler, harikulade bir doku ve harikulade bir kare. Çok sevdiğim bir kare oldu bu. Evet, az önce bahsettiğim sevgili müzisyen kardeşlerimin bize sundukları küçük resital, türkü resitali gayet güzeldi. Buradaki sevimli, belli ki bu çocuğumuz, sokak çocuğumuz esnafla o kadar güzel bir ilişki kurmuş ve o kadar sevimli ki herkes laf atıyor, herkese laf yetiştiriyor. Hiç kimse hiçbir şeyden de aşağı kalmıyor ama inanılmaz sevimliydi. Koşturup duruyordu sokakların ortasında. Gayet şeker, gayet sevimli bir sahneydi bu da. Yine aynı o doku, insan ve tarihin bütünleştiği bir doku. Sanki böyle bir tarihte bir yolculuğa götürüyor gibi sizi. O gün tabii de çok kalabalıktı, cumartesi günü olduğu için. Gördüğünüz gibi bir grafiti, bu grafiti biliyorsunuz insan elinden çıkma güzel bir sanat türü olduğu için bunu tek başına çekmek yerine içine insan unsurunu katmayı her zaman severim. Az önce söylemedim ama insanlarımız ellerindeki telefonlarıyla bu tür kareler yakalamaya çalışıyorlar ama inanın çok zor. Çünkü dinamik aralık o kadar yüksek ki genellikle telefonlarda çekilenler ya surat kara çıkar, arkasındakine nispeten ışık dahilinde yakalarsınız. Ya da burası bembeyaz çıkar ve hiçbir şey göremezsiniz Galata Kulesi ile ilgili. Kendinizi düzgün çekebilirsiniz ama ne yazık ikisinin arası olamıyor. O yüzden iyi fotoğraf makineleri, o yüzden iyi lensler çok önemli. Ve düzeltme programları elbette. Aa, canlarım benim ya. Bu hanım kızlarımız hemen arkamızda oturdular aynı kafe içerisinde. Bu resim, bu fotoğrafı yayınlarken onlardan izin aldık. Önce isimlerini bilmiyorduk. Ama sonradan abone olan bu kızım Emel adında olduğunu öğrendim. Emel kızıma ve arkadaşına bu karede bizlere poz verdikleri için ve kanalda yayınlanmasına izin verdikleri için kendilerine şahsen teşekkür ederim. Güzel bir portre oldu. Tekrar o güzel Galata Kulesi dokusu, sokak fotoğrafı, tekrar bir grafiti. Bu da yengeniz ve yeğenim güzel bir kepenk, grafitili bir kepenkin önündeki bir kare sevgili dostlar. Son olarak da bir başka müzisyen kız evladımız. O da gayet güzel, gayet içten gitarını çalarak kendi kendine güzel şarkılar söylüyordu. Muhtemelen de öğrenci bir kız kardeşimiz bu. Dolayısıyla bir cep harçlığı yakalamaya çalışıyordu. Hani dedim ya ben size doku o kadar güzel bir şey ki sokak fotoğrafçılığında inanın ne yakalayacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. O yüzden kameranız her daim yanınızda hazır bulunsun. Ve tekrar ediyorum ben deneyimlerim neticesinde en güzel kareleri açı olarak Fujifilm'de 35 full frame'de 50 mm ile yakaladım. Tekrar etmek istiyorum. Evet sevgili dostlar, bugün Balat'a geldik. Balat'a gelmemizin sebeplerinden bir tanesi benim sevgili kızım Bengi. Mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde okuyordu. İngilizce psikoloji bölümünden mezun oldu. Tabii mutluluk bizim için. Ama gelmişken bir taş daha birkaç kuruş birden vuralım dedik. Ve bugün sokak çekimleri yapacağız. Sokak fotoğrafçılığı örneklerinden örnekler sergileyeceğiz. Bir de size tabii sokak fotoğrafçılığında hangi ayar kullandığımı söyleyeceğim. Hani bir seriye başlamıştık ya çekinmeyin diye. Bu bölüm çekinmeyin, diyafram öncelikli çekin olacak. Neden olduğunda kareler çıktıkça ortaya anlayacaksınız. Biz yardımcı oluyoruz. Kanala. Ne? Ben o gün, ismim o gün. Samsunluyum, böyle bu kadar. Yenge annem, sizden sorar. Aa, merhabalar. İşte biz yardımcıyız. Bugün o gün oğlumla beraber yardımcıyız. Figüranlar biz. Selamlar, sevgiler. Evet, yavaş yavaş Balat'ın sokaklarına doğru yola çıktık. Okuldan ayrıldık. Şimdi enteresan yerler ve enteresan kareler çekmeye çalışacağız. Thank you.
Türkan Şoray, Kadir İnanır. Lafın kime gittiği belli. Balat Antik Kafe'ye geldik. Fotoğrafçılıkta kullandığım iki tane değişik lens var. Bir tanesi f35, daha doğrusu xf35 f2. Bir de benim çok meşhur 16 mm f1.4. Her ikisiyle de çekim yapıyorum. Daha geniş açılarda tabii mecburen 16 mm'yi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dar sokaklar olduğu için. Ama daha böyle enteresan kareler yakalamak için de bu lensi kullanıyorum. Sık sık değiştiriyorum zaten. Buranın dokusu gerçekten çok güzel. Niçin diyafram öncelikli çekiyorum? Çok basit bir sebepten dolayı. Sokak fotoğrafçılığında hızlı hareket etmek zorundasınızdır. Bir anda bir kareyi kaçırmak istemezsiniz. Önünüzden bir insan geçecektir, bilmem ne geçecektir. Yani süratli davranabilmek için de ancak diyaframa hakim olmak, daha doğrusu diyaframın kontrolü sizde olması, geri kalan kontrolleri makineye vermeniz fotoğraf çekme hızınızı oldukça artıracaktır. O yüzden diyafram öncelikli modu tercih ederim sokak fotoğrafçılığında özellikle. Faro Kafe'de bitiriyoruz. Ben bir arkadaşım, Emrullah arkadaşım da size bir merhaba demesini arzu ediyorum. Şöyle gel kardeşim. Şöyle bir gözük. Merhaba da arkadaşlara. Merhabalar. Teşekkür ederim Emrullah. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Vallahi çok güzel bir gün. Gerçi biraz yağmurlu, hava biraz kasvetli ama bildiğiniz gibi kasvetli havada daha güzel kareler çıkıyor. Daha böyle mistik kareler çıkıyor. Ben öyle hissediyorum daha doğrusu. Ben bugün çok zevk aldım. Umarım sizlere de aynı zevki yaşatmışımdır. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala lütfen abone olmayı da ıskalamayın. Bu sayede bu içerikler çok daha süratli, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şahsen ben teşekkür ediyorum sizlere. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.